Günlük hayatta verdiğim kararların sadece %5'ini bilinçle ve %95'ini bilinçaltımla verdiğim gün kendi kendime bu bilinçaltının matematiği nasıl çalışıyor, bunu öğreneceğime ve anlayacağıma kesinlikle söz verdim. Bu videoda bilinçaltında dürtü katmanında tehdit ve fırsat algısının aslında hayatımızı nasıl yönettiğini ve hayatımızın birçok noktasında bunun matematiğini, mantığını öğrenirsek nasıl pozitif şekilde kullanabileceğimizi size anlatacağım. Aynı zamanda tehdit ve fırsat algısını eğer doğru anlayıp doğru kullanırsak günlük hayatta en büyük dertlerimizden birisi olan stres ve anksiyeteyi nasıl düşürdüğünü, ya bende nasıl düşürdüğünü ve eminim doğru uygulanırsa size de nasıl düşüreceğini paylaşacağım. Şimdi isterseniz gelin kısacık bir hikayeyle tehdit ve fırsat algısına giriş yapalım. Şimdi ormanda bir ağacın gölgesinde dinlenen bir aslan düşünün. Bu aslanın ayağa kalkıp harekete geçmesi için iki tane önemli etkene ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi tehdit, bir tanesi de fırsat. Yani aslan ona saldıracak, onu yem yapacak, ona av yapacak, daha büyük, daha farklı bir hayvan gördüğünde bunu bir tehdit algısı olarak bilinçaltında, dürtüsel boyutta anlıyor. Tamamen yaşamda kalma içgüdüsüyle çok hızlı bir şekilde kaçmaya başlıyor. Bu kadar basit. Fırsat tarafında ise tam tersi. Yem yapabileceği, kendine av yapabileceği bir hayvan gördüğü an tamamen tekrar dürtüsel olarak bunu fırsat olarak algılıyor ve ayağa kalkıp harekete geçiyor ve avının peşinden koşuyor. Bunun matematiğini anladığımız zaman ve günlük hayatta bir birey olarak, insan olarak bizim günlük hayatımızda etkilerini anladığımız zaman birçok şey değişmeye başlıyor. Şimdi öncelikle şu. İnsanlar temelde üçe ayrılıyor tehdit ve fırsat algısında. Bir, ağırlıklı tehditle harekete geçen, tehditle yönetilen, tehditle bilinçaltı çalışan dürtüsel boyutta insanlar, tehdit ve fırsat algısı neredeyse benzer boyutta çalışan insanlar ve fırsat algısı daha yüksek çalışan, fırsat algısıyla daha çok tetiklenen insanlar diyebiliriz. Ben bir girişimciyim. İnanılmaz osilatif bir karakterim. Bu YouTube kanalımda sizlere kendimi anlama yolculuğumu anlatıyorum. Ben aslında fırsat algısıyla çok 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 daha fazla harekete geçiyorum. Girişimciler, kendi işini yapanlar, riski sevenler daha çok fırsat algısıyla harekete geçiyorlar. Yöneticiler hem fırsat algısıyla hem de tehdit algısıyla harekete geçiyorlar. Ve burada mavi yakalılar daha çok normal günlük hayatta İş hayatında daha çok risk, daha az risk alan, maaşlı çalışmayı tercih eden insanların önemli bir kısmı da daha çok tehdit algısıyla harekete geçiyorlar. Aslında tehdit algısı derken burada ödül ceza mekanizmasını unutmamak gerekiyor. Şu anda sadece ben kendim öğrendiğim iş hayatıyla ilgili bir örnek ve gözlemle hareket ediyorum. Bunu özel hayatta da birçok farklı şeyde kullanabilirsiniz. Keza bu videoda bir iki tanesinden bahsedeceğim size. Şimdi matematik aslında şöyle çalışıyor. Tehdit ve fırsat algısını bir insanın hangi algısının ya da ikisinin birden eşit mi olduğunu, hangi algısının önde olduğunu anladığımız andan itibaren o insanla birlikte yapacağımız işlerde, o insanı yönetirken ya da o insan bizi yönetirken bilinçaltında neden o kararı verdi, neden bunu istedi, neden bu tarihi koydu, bu süreyi belirledi gibi birçok sorunun cevabını anlamaya başlıyoruz. Ben mesela iş hayatında geçmişe dönüp baktığımda kendimi anlama yolculuğunda yanlış verdiğim kararları tek tek ele aldığımda ki tecrübe benim için bu. Yani o kararları yanlış verdiğim kararları hatalarımı ele alıyorum, anlıyorum, öğreniyorum ve değiştiriyorum. Bundan sonra yapmamak üzere gidiyorum. Eğer üstüne çalışmazsam, kafa yormazsam eski yaptığım hatalarda hayatımda, işlerde ve özel hayatta ben bunları yük olarak düşünüyorum ve sırtımda bundan sonraki hayatıma, bundan sonraki yolculuğumda yük olarak taşıdım diye düşünüyorum. Şimdi sırtımdan atmak istediğim bu yüklerde geçmişe dönüp baktığımda kendi işini yapan girişimci şapkasıyla, girişimci kimliğiyle bir birey olarak, Ahmet olarak Amerika ve Türkiye'de çok farklı şirketler kurdum. Ve çok farklı CV'de, çok farklı background'da, çok farklı güzel insanlarla çalışma fırsatı buldum. Ve bu işe alımlarda bazen çok yanlış tercihler de yaptım. Bu insanlar aslında pırıl pırıl bazen gerçekten çok kaliteli, gerçekten çok yetenekli insanlar işe aldım. Ama daha sonra birlikte çalışamadık. Ve bunun sebebini bir türlü anlayamıyordum. Neden olmadı ya? Acaba o ten uyumu mu olmadı dersin ya. Bazen olmuyorsa olmuyor. Profesyonel bir İK'cı değilim sonuçta, girişimciyim. İK'cılarla birlikte de çalıştım bu arada. Tehdit ve fırsat algısını gerçekten anladığım zaman daha önce hatalı işe aldığım birçok arkadaşım da
onların tehditle mi, fırsatla mı daha çok yönetildiğini ya da tehdit ve fırsat algısını birlikte nasıl kullanmayı, o insanla birlikte nasıl kullanabileceğimi anlamadığımı fark ettim. Aslında hatanın bende olduğunu fark ettim. Ben fırsat algısıyla harekete geçen çok daha fazla girişimci, osilatif birisi olarak daha çok kendime yakın insanları çevreme toplamaya çalıştım. Ama bu sefer şu hatayı gördüm. Çok basit bir örnek vereceğim. Her gün Ahmet evini mükemmel dip köşe temizleyebilir misin desen, ben bu konuda çok sıkılırım. Ben çünkü dediğim gibi çok osilatif bir karakterim. Gerçekten sıkılırım. Her gün bunu hayat boyu yapamam. Bazı insan için bu aslında çok güzel bir duygu. Her gün aynı işi yapmak, her gün aynı işi elinden geldiğince en iyi şekilde yapabilmek. Yani burada birinci level'da fırsat algısında değil de tehdit algısında daha çok hareket eden bir insan için bu çok etkili olabiliyor. Çok mutluluk, huzur verici bir iş olabiliyor mesela. Bana göre değil. Doğru işte neye ihtiyacım varsa ona göre dürtüsel boyutta bilinçaltı çalışan insanları seçseydim eğer çok daha başarılı olabilirdim diye düşündüm ben ve bunu fark ettim. Bundan sonra mesela buna göre hareket ediyorum iş hayatımda ve işime çok yarıyor. Burada tehdit ya da fırsat algısı daha doğru, daha iyi bir çalışan için, bir birey için tehdit algısında olmak ya da fırsat algısında daha fazla olmak ya da ikisinde olmak daha doğru diye kesinlikle bir şey yok. Hayat siyah ve beyaz değil, hayat her zaman gri. Bir kez bunu bir anlamamız lazım. Bilinçaltımızın dürtüsel anlamda nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Hem kendimizde hem çevremizde. Çünkü kendimizi iyi anlarsak, çevremizi iyi anlarsak bu sefer çok daha iyi ilişkiler kurabiliriz iş ve özel hayatta. Bu kısım çok 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 önemli. Şimdi çağımızın en büyük dertlerinden birisi stres ve anksiyete. Şimdi tehdit ve fırsat algısına bir de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Stres bir kez akut ve kronik olabilir. Eğer biz sürekli tehdit ya da fırsat yüzünden tetikte olmak zorunda kalırsak bu stres yaratacak otomatik olarak. Anda kalamayacağız. Bu sefer stres arkasından anksiyete de getirebilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi stresin boyutları var, dozları ve tipleri var. Şimdi ben metroya gideceğim. Abi bakıyorum orada 3 dakika kaldı yazıyor bir sonraki metronun harekete geçmesine ve yürüyen merdivenlerde koşmaya başlıyorum. Bir korku oluyor, bir şey oluyor, bir stres oluyor değil mi? Biz buna, aslında bu bir strese sebep oluyor değil mi? Biz buna akut bir stres diyoruz. Yani çok geçici bir stresten bahsediyoruz. Dozunda olduktan sonra ve akut olduktan sonra hiç problem yok. Ama kalıcı olursa, yani kronik strese dönüşürse biz buna anksiyete diyoruz. Ve bunda ciddi bir problem var. O yüzden sürekli tehdit ya da fırsat algısıyla çalışan zihinler ne yazık ki anda hiçbir şekilde olamıyorlar. Bir tık konu dışı gibi olacak ama bir iki kavramdan bahsetmekte de fayda var. İnsanlar dürtüsele kaydıkça, dürtüsel boyuta kaydıkça öfkeleri artıyor. Öfke de anksiyetenin önemli sebeplerinden birisi olabiliyor. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Öfke kalıcı hale gelirse nefret duygusuna dönüşebiliyor. Şimdi şüphe de korkunun sürekli hale gelmesi. Aslında bu duyguların hayatımızda, günlük hayatta, anksiyete boyutunda, anda kalamama noktasında bizim hayatımızda çok büyük bir etkisi var. Şimdi birazdan neden bunlardan bahsettiğimden çok kısaca birazdan bahsedeceğim aslında. Kendimi iyileştirme, kendimi anlamada nasıl etkili olduğundan bahsedeceğim. Sadece bu duyguları da araya dipnot olarak özellikle girmek istedim, belirtmek istedim. Şimdi anksiyeteye ben nasıl yaklaşıyorum? Anda nasıl kalıyorum? Dedim ya tehdit ve fırsat algısını anlamak çok önemli iki şey. Bir, kendimi anlama ve insanı anlama. İlişkilerimde tehdit ve fırsat algısıyla çalışma. Kendimi anlamada da bu anlamda size gerçekten benim hayatımda çok önemli noktalardan birisi olan bir örnek verebilirim. O da şu. Erteleme hastalığım üzerine çalışırken, başka bir videoda çok detaylı anlatıyorum bunu. Kendimi anlama kısmında tehdit ve fırsat algım yüzünden birçok şey ertelediğimi fark ettim. Çok basit. Şöyle. Mesela diyorum ki kafamda bir deadline belirliyorum. Bu işi yarına kadar bitirmesi lazım. Ahmet bunu bitirebilirsin. Ahmet bunu bitirmen gerekiyor. Ahmet yarın deadline'ı var. Ahmet yarın bunu müşteri bekliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben fırsat algısıyla harekete geçen birisi olduğum için tehdit algısı bilinçaltımda dürtüsel olarak iyiliğime bile olan bir şey kendime bile söylesem ters tepiyor. Bu sefer o işi ben kesinlikle yarına kadar bitirmiyorum. Bir müşteri beni arasa dese ki Ahmet Bey bu iş yarına kadar bitecek. Ne yazık ki bitmiyor. Bir şekilde erteliyorum. Bilinçaltım dürtüsel boyutta kesinlikle ertelemem için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bir müşteri beni arayıp şunu dese Ahmet Bey
Bu konuda bir konuda yardıma ihtiyacımız var. Bu konuda ortalama bir danışman bir ayda bitiriyormuş bu işleri. Orta Doğu ve Balkanlarda sadece Ahmet Kırtok bunu bir haftada bitirir dediler diye beni fırsat algısıyla motive etse, bunu ilişkilerde de düşünün, karşı cins ilişkilerinde de düşünün. Hani eşlerimizi, kardeşlerimizi, ebeveynlerimizi hani bazen doğru anlamıyoruz nasıl davrandıklarını, nasıl dürtüsel boyutta, duygusal anlamda nelere ihtiyaçları olduklarını ve yanlış şeylerle yönetiyoruz ya, yanlış şekilde istiyoruz ya bir şeyi. Aynı mantık. Birisi beni iş anlamında böyle arasa ve böyle motive etse ben ne yaparım biliyor musunuz? O kadar fırsat algısı yüksek biriyim ki gece uyumam yarın o işi bitiririm. Diğerlerinin bir ayda bitirdiği iş yarına bitiririm. Yani işte aslında hem kendimi anlamada, çok basit bir örnek verdim. Erteleme hastalığımı ortadan kaldırmada %50'den fazla etkisi oldu tehdit ve fırsat algısını anlamam. Hem de insanı anlamada, ilişkilerde, akraba ilişkilerinde, dostluk ilişkilerinde, karşı cins ilişkilerinde ve iş hayatı ilişkilerinde bana tehdit ve fırsat algısının matematiğini çözme çok 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 büyük bir kazanç sağladı. Şimdi anda kalma tarafında da az önce söylediğim birçok duyguları da bir araya koyduğumuz zaman ben anksiyeteden uzaklaşmada, o anda kalmada neler yapıyorum ve tehdit fırsat algısını aslında nasıl pozitife çeviriyorum? Anksiyete gelecekte yaşayan insanın problemi. Anda yaşayan insanın anksiyete ve endişe diye bir problemi olamaz. Bunu çok net anlamamız gerekiyor. Robert Sapolsky'nin Zebralar Neden Ülser Olmaz diye bir kitabı vardı okuduğum yıllar önce. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya da bırakıyorum. Aslında orada anda olmanın anksiyete ve endişeden hatta stresten bizi nasıl uzaklaştırdığının matematiğini çok güzel bilimsel olarak ve bir hikayeyle de anlatıyordu. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben çok basit bir şey yapıyorum. Kaotik düzende insan doğası gereği dürtüsel davranıyor, tepkisel davranıyor. Bu çok doğal. Bakın kaotik düzende insan doğası gereği tepkisel davranıyor. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir, ben bilincimi arttırarak bilinçaltındaki %95'i daha iyi anlayarak %5'imi arttırıyorum. Bilinç tarafını arttırıyorum. Bu bile tehdit ve fırsat algısını iyi anlamak bile ve bunu iyi pratik yapabilmek bile bilinci arttırmada bir adım. Nasıl? Ben bunu pratik yaptıkça, anda kalarak düşündükçe, herhangi yeni birisiyle tanıştığımda bile çok basit tepkileriyle, çok basit sorduğum soruları cevaplarıyla daha fazla tehdit mi, fırsat tarafında mı olduğunu hemen anlamaya çalışıyorum. Bu bir. Yani anda kalmak aslında komple benim anksiyete, şüphe, kaygı, o birçok duygumu azaltmaya acayip işe yarıyor. İki, ben ne yapıyorum? Çok basit bir şey yapıyorum. Mutlu olmayı bir tercih olarak kabul etmiş birisiyim. Bu çok önemli. Mutlu olmayı bir tercih olduğunu biliyorum. Mutlu olmak bir tercih. Ve acı çeken bir ruh hali yerine mutlu, huzurlu, anda olan mükemmel bir ruh haliyle harekete geçiyorum. Bunun farkındayım. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorum. Bir de pozitif tekrar çerçeveleme yapıyorum. Bunu bazı videolarımda bahsediyorum. Positive reframing denen bir teknik uyguluyorum kendi kendime. Bazı duyguları alıyorum. Karşısındaki duygularla kendim dengeliyorum aslında. Çok basit ya. Şimdi şuraya aldığım bir iki not var, örnek var. Şüphe. Şüphe tehlikeli bir duygu. Anda kalmamı engelleyen bir duygu. Anksiyeteyi arttıran bir duygu. Hep bir sonraki basamağı, tehdit fırsat algısında düşünmemi sağlayan bir duygu. Şüphe anksiyete alanımda önemli ve etkili duygulardan birisi. Durumumu değiştirmemesi için ne yapmam lazım? Huzur alanında onun karşıt duygusuyla dengeleme yapmam gerekiyor. Mesela farkındalık. Az önce anlattığım örnekler gibi. Şüphe yerine farkındalığı koyuyorum. Farkındalığımı arttırmaya başlıyorum. Anda kalarak daha farkında, algıları daha açık, bilinci daha yüksek bir boyutta şüphemi azaltıp bu sefer farkındalıkla dengeliyorum. Ne bileyim, nefret. Nefret yerine çok basit sevgi. Sevgiyi arttırırsanız huzur alanınızda, anksiyete alanınızda nefreti düşünmüş olursunuz. Dengelersiniz. Nefretin yok edersiniz, ortadan kaldırırsınız. Korkunun yerine huzuru koyuyorum, öfkenin yerine şefkati koyuyorum, acının yerine sabrı koyuyorum. Bunları dengelemede kullanıyorum ve daha anda, daha huzurlu, gerçekten minimum anksiyete ve endişe noktasında geleceği minimum dert eden bir insan haline geliyorum. Fırsat algım yüksek, evet tehditle ben kendimi korkutamıyorum, çok sorun olmuyor, mükemmel bir şey bu. Ama bir yandan da fırsat algımı dengeliyorum. Daha huzurlu, daha anda, biraz da daha böyle akışa bırakarak. Ya gelecek de hayırlısıyla gelecek. Hani life happens for me mindset'i demiştik ya. Benim için olacak, hayrıma olacak diye düşünerek şu anki anksiyetemi tamamen sıfırlıyorum. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Sadece tehdit ve fırsat algısı gibi bilinçaltımda, dürtü katmanında bu anladığım iki kavram gerçekten
endişeden, anksiyeteden beni kurtaran ve günlük hayatımda huzurlu, mutlu, anda kalarak, her an şükrederek, beklentilerin yerine şükrü koyarak çok güzel bir ruh haline beni taşıyor. Umarım tehdit ve fırsat tarafında size büyük resimde nasıl baktığımı ve bu dürtüsel boyutta bilinçaltımda bu iki kavramı çözdükten sonra günlük hayatta nasıl uyguladığımı bir tık anlatabilmişimdir. Umarım siz de bunu günlük hayatınıza kullanıp anksiyeteden ve endişeden uzak, huzura daha yakın, çok huzurlu, çok güzel, çok mutlu günler geçirirsiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki şu ana kadar izlediğiniz bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.